almıştım. Mustafa Boş'la başlayalım yine pozitif ayrımcılık yaparak. 1 Ekim'e sürekli işaret ediyor ve hep hani onun ifadesiyle vallahi de billahi de çok eğleneceğiz diyor. Biraz Binali Yıldırım'ın oğlunu işaret etmiş tweetlerinde ama ne diyor tam, ne demek istiyor yani? Şöyle. Nasıl eğleneceğiz? Sedat Peker tetiklendiği zaman bunu kişisel intikama anında dönüştüren bir karaktere sahip. Yani uzun bir süredir aslında böyle bir geçiş döneminde bir bekleyiş içerisindeydi. Böyle ilk başta hedef aldığı işte Mehmet Ağar, Süleyman Soylu gibi ve büyük bir ağ içerisinde birçok isim, Korkut Eken gibi, Sezgin Baran Korkmaz'ın da içinde olduğu inanılmaz bir ağ ve Türkiye'yi saran acayip ilişkileri ortaya çıkmasını sağladı. Ve bir süredir de sadece bir video çekmediği dönemlerde gündemi geçiştiren ve bir bekleyiş dönemi ve bir hazırlık dönemi, yani öncelikle kendi güvenliğini de sağlamaya çalıştığı da görülüyor. Hem ailesinin hem kendinin. Sedat Peker'in önemi de şurada. Yani içeriden bir tanık. Sadece birilerini suçlayan, iddialarda bulunan birisi değil. İleriki dönemlerde de içeriden bir tanık olarak da bir değeri var. Aslında tanık koruma programları tam da Sedat Peker gibiler için uygulanır, uygulanması gerekir normal bir ülkede. Böyle bir anlayışı vardı ve 1 Ekim tarihini vermişti. 1 Ekim tarihinde meclisin açıldığı gün yeni bir dönem başlatacaktı. Şimdi bunu öne almasının nedeni şu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Erkam Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlatmış Sedat Peker için. Ya benle ilgili hemen anında soruşturma başlatıyorsunuz. O zaman Erkan Yıldırım kim, bu ilişkiler ne diye tweet serisi yazdı. Orada önemli olan uyuşturucuya ilişkin verdiği bilgilerin birçoğu hani bilinen ilişkiler. Mesela Kolombiya'da 4,5 ton Türkiye'ye gelmek üzere yakalanan bir uyuşturucu var. Kime gittiği hala belli değil. Tam bir yıl geçti. Yani 2020 1 Haziran'da Kolombiya Savunma Bakanı açıklamıştı. O günden bugüne hiçbir ilerleme sağlamadı. Hatta Süleyman Soylu bununla ilgili bir çalışma başlattıklarını, Kolombiya ile bir temas kurduklarını ama pandemi nedeniyle ilerleme sağlayamadığını falan söylemişti. Ve bunun üzerine gideceğini söylemişti. Ama bu zamana kadar hala bir kim oldukları belli değil. 4,5 ton, çok yüksek bir rakam. Yine Körfez'de yakalanan başka 1,5 ton var. İşte 620 kilogram kokain var, bilmem ne var. Yani neredeyse Türkiye'yi narko Türkiye dedirtecek bir ağdan bahsediyordu. Ve bunların bilinen şeylerdi. Şimdi diyor ki madem böyle benimle ilgili soruşturma başlattınız ama bu Erkan Yıldırım'ın mesela diyor nasıl oluyor da Hollanda'da 18 milyar dolarlık bir serveti var. Önce bunu araştırın. Sonra da Erkan Yıldırım'la bağlantılı olarak da şeyi soruyor. Yani Kıbrıs'taki otellerde kalırken onunla ilgili cinsel içerikli videolarla nasıl şantaj yapıldığını araştırın. Bu kısmı önemli çünkü Sedat Peker'in açıkladıkları içerisinde bir zincirleme suç ortaklığı aynı zamanda ama herkesin de birbirine karşı bir kozu var. İster Pegasus'la, yani casus yazılım denilen telefonlara yüklenen Türkiye yazılımla. Cumhuriyeti Devleti'ne 50 milyon dolara Cihan Ekşioğlu'nu sattığı ama aslında kendilerinde de olduğu, çünkü birçok yazışmalarının birbirlerinden haberdarlar. Doğal olarak şöyle bir durum var. Herkesin herkesi izlediği ama kimde nasıl bir koz olduğunu tam bilinmediği bir dönem. O yüzden de kimse sesini yükseltemiyor ya da daha fazla bir karşı hamle yapamıyor. Şimdi bu durumda Sedat Peker Cuma günü açıklayacağını söylüyor. Bu uyuşturucuların kime gideceğini, bu uyuşturucu bağlantılarının kim olduğunu. Erkan Yıldırım'la olan ilgisi de şu. Kıbrıs'ta olan bu iddiası, orada otellerin sahibi olan Ersin Faralyalı'nın otelinde kalan herkesin bir videosunun olduğu ve bu videolarla şantaj yapıldığı ve o şantajla bu uyuşturucu işinde kullanıldığını söylüyor. Bununla ilgili bilgi ve belge yayınlayacağını söylüyor. Söylüyorsa büyük bir ihtimalle böyle bir bilgi ve belge yayınlayacaktır. Bilinmeyen bir kısmını açıklamaya doğru gidiyor Sedat Peker. 1 Ekim'de bambaşka bir şey açıklayacağını söylüyor. Bence bu öne aldırdı. Süleyman Soylu ile de ilgili olduğunu söylemişti daha önce. Daha önce de söylemişti. Yani aynen. Burada şöyle tekrar hedefi şöyle. Uzun bir süredir Süleyman Soylu dışında başka bir hedefi yoktu. Burada tekrar
Binali Yıldırım, Erkam Yıldırım, Tolga Ağar, Tolga Ağar'a direkt olarak katil diyor. Öyle nitelendiriyor, iddiası o. Süleyman Soylu ve bir Paramount Otel'de yine bir savcının kaldığını ve savcıyla ilgili bir şeyi paylaşacağını söylüyor. Bu Paramount Otel'de kalanların hala nasıl kaldıkları, hangi aracılıkla kaldıkları netleşmemiş değil. Paramount Otel'in şöyle bir tarafı var. Bütün bu ağın, Sedat Peker'in ifşa ettiği ağın karargahı orası. O karargah birçok bilgisi de Sedat Peker'de var. Aşama aşama bunları herhalde açıklayacak ve eğer bu uyuşturucu ağına ilişkin net şeyleri açıklarsa şöyle bir tabloyla karşı karşıya olacağız. Artık yeni bir evreye geçilecek her aşamada. Hem Sedat Peker hem de iddiaları ve bunun muhatapları konusunda bambaşka bir yere geçileceğini tahmin ediyorum. O açıklıyor da bir şey de olduğu yok baktığımızda. Yani şöyle, bu bir şey olmuyor duygusu çok doğru bir şey değil şundan dolayı. Şöyle, savcıların yani harekete geçmemesinden bu, ötürü diyorum. İktidarı yıkar başka ülkelerde. Bütün bürokrasiyi, o ülkenin sistemini darmadağın eder. Açıklananlar öyle bir şey. Evet. Ama bir taraftan da bunların kaydının, takibinin yapılması lazım. Olmadı diyorsunuz ama şöyle de bir şey var. Mehmet Ağar mesela bıraktı o Marina'yı, bırakmak zorunda kaldı. Ama orada sanki biraz Süleyman Soylu'nun şeyi vardı. Ben olsam istifa ederim gibi bir açıklaması işte vardı. Ama niye söyledi? Daha önce niye yaptı? Bilmiyor muydu Süleyman Soylu orada? Mesela kendi aralarındaki bir şey Mehmet vardı. Mehmet Ağar'ın orada yönetici olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Tabii yani ki. Bu açıklananlarda hiç kimse o ağın içerisinde bulunan isimlerin için sürpriz olan bir şey yok. Sadece şunu bilmiyorlar. Acaba elinde benimle ilgili ne var? Kendileriyle ilgili ellerinde ne olduğunu bilmiyorlar birbirleri için. Hani bunu şöyle netleştireyim son olarak. Bu bir çıkar ortaklığıydı bu iktidarı oluşturan bileşenler. Şimdi bu çıkar savaşına dönüşmüş durumda. Bu çıkar savaşında kimin elinde ne olduğuna dair herkes bir ne olduğunu bilmiyor. O bilindikçe bu savaş daha da derinleşecek, daha da artacak. Konuya ilişkin eklemek istedikleriniz var mı Elfin Hanım ya da Ayşen Hanım'dan? Ben sadece şeyi merak ettim. Yeni bir mecraya geçeceğiz demiş Mustafa Bey, onu yeni bir sürece YouTube'un geçeceğiz dışında bir şey gibi. Mi ben sanki bir mecra platform değişiyor, platform değişecek gibi. Video çekmesi yasaktı ya. Hani video çekmeyecek zaten ama yazmalı değil, yeni bir mecraya geçeceğiz. Hani Twitter'ı beyan için kullanıyordu, YouTube'u video için kullanıyordu. YouTube'a belki canlı yayına geçer. Yani her şey olabilir. Ben de onu merak ettim. Yeni bir mecrayı hangi anlamda kullandı acaba? Çünkü o zaman yine Birleşik Arap Emirlikleri olan ilişkiler kısmında da bir bayrak açmış oluyor. Sadece buraya değil, o tarafa da eğer yeni bir mecrada başka bir içerikle çıkacaksa kendinin oradaki pozisyonunu da riske atıyor olabilir. Elinde şöyle bir aslında koz var. Alıp getiremezler Sedat Peker'i. Yani getirdi mi daha büyük bela. Çünkü mahkeme süreci ve cezaevi süreci aslında birazcık da korunak. Ailesini tamamen bir garanti altına alsa çok rahatlıkla onu da yapar. Onu yapınca da şöyle bir şey olacak. Bu elinde olan bilgi ve belgeler içeriden olduğu için çok güçlü bilgi ve belgelere sahip birisi. Ve hala o ilişkiler içerisinde belli noktalarda Sedat Peker'in bir istihbarat ağı da var. Yani bu kadar kaç yıldır bu ilişkilerin içerisinde olan birisi bir anda dışına tamamen çıkamaz, çıkılmaz. Hani bunu şöyle düşünün. Kaç yıldır mesela FETÖ diyorlar. FETÖ ile ilgili yapılanlara bakın. Hala en önemli korku kaynağı. Niye? Çünkü bütün o kadar iç içe geçmiş bir yapı ki onu oradan uzaklaştırmak ya da temizlemek çok mümkün olmuyor. Sedat Peker'inki çok daha geniş, çok daha ilişkileri olduğu birisi ve hani şöyle bir durum unutuyoruz biz, çok kolay geçişiyor her şey. İki yıl öncesindeki bir Sedat Peker'e baktığınızda şu anda söylediği her şeyi yayan ya da onlara ilettiği herkesi öldürmek isteyen biriydi. Evet. Yani şimdi bu kadar acayip bir yere doğru gidince böyle çok kolay sonuçlar ya da şeyler olabilecek bir şey değil ama çok büyük bir sarsıntı içten. Mutlaka bundan sonra hedefe çok daha fazla
bilgi belgeyle saldıracak. Yani bir de o uluslararası şeyde belli garantileri de artık almaya başlamış. Ben asıl şeyi merak ediyorum. Haziranda Tayyip Erdoğan'ın bir Amerika Biden görüşmesi öncesi Tayyip abiyle helalleşeceğiz falan gibi bir şeyler dedi. Sonra o bıçak gibi kesildi. Bir daha onunla ilgili işte yapmıyorum Amerika görüşmesi öncesi vesaire vesaire dedi. Sonra kaldı o mesela. Onunla ilgili bir daha hiçbir şey demedi değil mi? Hayır, demedi şundan dolayı. Yani Sedat Peker bu ilişkiler ağı içerisinde kendini en net ifade eden birisi. Suç örgütü olduğunu kabul ediyor ama ben bunun üyesiyim diyor, lideri değilim diyor. Evet, zaten en başta çarpıcı şeyi oydu. Şey, önemli bir durumda. Bunun başka liderleri var diyor, bu işi yürüten insanlar. Aksine bu ülkeyi teslim alan bir anlayışı da söylüyor. Ve ben kendi davamı gidiyorum diyor. Ya şimdi kendi davasını güden adama başka başka misyonlar yüklenmeye çalışılıyor. Bu doğru değil. Yani Sedat Peker'in konumu kendi davasını güden ama içeriden bilgi ve belgelerle Türkiye'nin nasıl bir duruma düştüğünü anlatan bir isim. Yani dediğim gibi tanık. Yani onun statüsü sadece o olmalı. Yoksa işte iktidarı bilmem ne yapacak, dağıtacak ya da muhalefet yok, anti kahraman yok bilmem ne. Bütün bunlar çok anlamsız şeyler, yüklemeler. Çünkü kendi davasını yürüttüğüne göre kendi davasının stratejisini de kendine göre yürütecektir. Ya da birilerinin çıkarına ya da birilerinin daha iyi bir hayat sürmesi üzerine kurmayacaktır. Yani o kendi davasını yürüten adam kısmı ıskalanınca hem yanılgılar hem de hayal kırıkları bir tuhaf hale gelmiş oluyor. Kamu yararı.